Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kabakla hazırlamış olduğum bir lezzeti daha paylaşmak istiyorum. 600 gram kabak kullandım. Kabakları ortadan ikiye kestim. Sonra çok küçük olmayacak şekilde doğrayacağım. Doğramış olduğum kabağı kaseye alıyorum. Hazırlamış olduğum lezzetin içerisine orta boy bir tane kuru soğan kullandım. Malum şu an pahalı. Tüm yemeklere bol miktarda kullandığım soğanı artık daha az kullanmaya dikkat ediyorum. Orta yağlı 150 gram kıymayı tencereye ekledim. Yarım kahve fincanı kadar zeytinyağı ilave ettim. Kıymanın buzu daha kolay çözülsün diye bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Kapağını kapattım ve Kavurdum kıymayı. Soğan, dondurucudan çıkartmış olduğum kapya biber, yine dondurucudan çıkartmış olduğum doğranmış yeşil biber ekledim. Buzu çözülsün diye kapağını kapattım ve pişirmeye bıraktım. Pişerken içerisine 3 diş sarımsak ekledim. Hafiften karıştırıp tekrar kapağını kapatacağım ve soğan, biberler Pişene kadar ağzı kapalı bir şekilde kalacak. Malzemeler pişti. İçerisine bir yemek kaşığı domates ve biber salçası ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve kimyon ilavettim. Baharat miktarını kontrol ekleyin. Benim eklediğim baharat belki sizler için fazla gelebilir. Ben yemekleri acılı hazırlıyorum. Dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre. Orta ateşte eklediğim kabağı pişireceğim. Kıymalı kabak yemeği hazır. Hiçbir şekilde su ilave etmedim. Kendi suyunda orta ateşte pişti kenara aldım. 1,5 yemek kaşığı un, yarım kahve fincanı kadar zeytinyağı, yaklaşık 1 dakika zeytinyağında unu kavuracağım. Kavrulan unun içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Topaklanmasın diye sürekli karıştırarak pişirdim. Pişen beşamel sosa yarım çay kaşığı tuz ekledim. Bir çay kaşığının ucu ile karabiber ilave ettim. Karabiberi ben beşamel sosa çok yakıştırıyorum. Beşamel sos hazır. Ocaktan alacağım. Pişirmiş olduğum kıymalı kabağı küçük bir borcam içerisine aldım. Hazırladığım beşamel sosu kabağın üzerine gezdiriyorum. Her tarafını kapatacak şekilde spatula ile düzelteceğim üzerine. Tam bir ana yemek. Kokusuyla, lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek bir tarif. kabak yemeğinin üzerine beşamel sosla kapattım. 150 gram rendelenmiş kaşar peynir ekliyorum. Peyniri ekledim. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirdim. 180 dereceli fırında yaklaşık 20 dakika üzerindeki peynir tamamen eriyene kadar fırında kaldı. Sonrasında fırından çıkarttım. Mis gibi hem görüntüsüyle hem lezzetiyle. Dilimlere ayırdım ve afiyetle yedik. Üzerindeki eriyen kaşan, kaşar, altındaki lokum gibi pişen kabak görüntüsü ve lezzetiyle hepimizin beğenerek tükettiği bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip bu tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Detaylı tarife açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden pratik birçok tarif var. Artık bu tarif de onların arasında. Genellikle evde bulunan her bütçeye uyabilecek tarifler hazırlamaya çalışıyorum sizlere. Umuyorum ki bu tarifi de hazırlayanlar tam not verecek. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.